Gel, gel. Gel dedim, tamam. Hamdisinden alıyor bundan mı? Hadi. Bir dakika. Çaylı Spor Rize İl Özel İdare Çaylı Spor mücadelesinde TV53 kanalında sizlerle birlikteyiz. Mücadele biraz önce başladı. Siyah formayla ev sahibi pozisyonundaki Rize İl Özel İdare Spor Futbol Kulübü'nü izleyeceğiz. Beyaz yeşil çizgili formasıyla birlikte de Çaylı Spor bir nevi Rize Karadeniz derbisinde Bal Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde İki takım kozlarını paylaşacak. İlk hafta mücadelesinde Rize İl Özel İdare Spor Erzincan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle hanesiyle 3 puan yazdırarak deplasmandan dönmüştü. Çaylı Spor da evinde Trabzon temsilcisiyle 0-0 berabere kalmıştı. Ligde Özel İdare Spor averajla 5. sırada 3 puanda. Çaylı Spor da elde etmiş olduğu 1 puanla ligin 7. sırasında yer alıyor. Serkan'ın bir sakatlığı var. Mücadelenin ilk pozisyonunu da biraz önce izledik değerli futbolseverler. Karşılaşmanın hakemleri Ordu ilinden Ümit Gürsoy, orta hakem Burak Taştemel, yardımcı hakem Erdoğan Sertan Akman, diğer yardımcı hakem ve 4. hakem de Sibel Güngör. İyidere İlçe Stadyumunda güzel bir pazar gününde taraftarların da takip ettiği bir mücadelede sizlerle birlikteyiz. Keyifli, çekişmeli, zevkli bir mücadeleyi TV53 kanalından sizlere ulaştırıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde kadroyu da aktaralım. Özel idarede Serkan Şen, Murat Özbalta, Emirhan Kopuz, Barış Büyük, Kara, Ali Nail Akkanat, Murat Köleoğlu, Berat Deli Hasan, Halil Rahman Üzümcü, Onur Kadir Terzioğlu, Furkan Dumlu, Fezan Furkan Güroğlu 11'ini izliyoruz. Taç atışıyla biraz sonra 11'ini sayacağım. Çaylı Spor atak geliştiriyor. Centilmenlik gereği sakatlık geçiren kaleci Serkan Şen'e topu bıraktılar. Ali Nail kanadı iyi kullandı. Attı savunma. Bir düdük. Orada faulü tespit etti. Serbest vuruş kullanacak kendi aralarından Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Murat gitti aldı topu. Çaylı Sporlu oyuncular hemen topu kazandı. Kendi yarı alanından paslaşarak çizgiden pas yapmak istiyor ama bir müdahale yok dedi. Çaylı Spor taç atışıyla oyuna yeniden hareketlilik kazandıracak. 3 dakikayı geride bıraktık. İyidere İlçe Stadyumunda değerli futbolseverler. Furkan Feyzan vuruşu yapan isimdi. Serkan'a kadar geldi. Serkan Şen. Bir vuruş daha geldi. Tribünlerin de üzerinden
dış öneye kadar gitti. Taç atışını hemen Çalışma hızlı bir şekilde kullandı. Miraç. Taç. Şimdi kullandı cezanın içerisinde savunma müdahalesini yaptı. İkinci dolduruş geri direkte tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Şimdi bir kez daha doldurdu. Orada yükseklik kazandı. Faul. Tuttuğunu belirledi. 5 numaralı formasıyla Bacitip hızlı oynadı. Furkan. Furkan bir vuruş. Köşeden kaleci rahatlıkla kontrol etti. Fırat Bayram Bey kalede Çaylıspor'da. Miraç, Macit, Resul, Onur, Fehmi Eren, Muhammed, Mert, Emre, Erhan Bozkurt ve Melih Rahman Nişancı 11 ile konuk ekip Çaylıspor'da bu karşılaşmada mücadelesini sürdürüyor. Onur çıkmadan pasını verdi. Murat. Tekrardan Onur. Ceza alanı çizgisinde bir orta. Yükseklik kazandı. Bir kafa vuramadı. Oyuncu da yerde kaldı. Devam etmesini istiyor. Çaylıspor'dan bir oyuncu kendi aralığın içerisinde yerde. Şimdi durdurdu. Oyuncu da yavaş yavaş doğruluyor. Miraç Semiz 22 numaralı formasıyla yanılmıyorsam yerde kalan isimdi. Taç atışını şimdi kullandı. Uzun da oynadı. Savunma birebir gitti. Topta yükseklik kazandı. Murat daha yakın. Serkan'la oynadı. Serkan da yatarak topu kontrol etti ve tehlikenin daha fazla büyümesine izin vermedi. Barış. Emirhan kanattaydı. Ali Rahman. Taç. Bir taş daha Emirhan'la kullanacak ev sahibi Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Feyzan. Düdüğünü çaldı. Orada bir faul daha tespit etti. Taç çizgisinin 7-8 metre önünden serbest vuruş kullanacak Özel İdare Furkan Dumlu'yla. Düdüğümü bekle dedi. Furkan'a da serbest vuruşu kullanacağı yeri gösterdi. Tek kişilikte bir baraj var. Çaylıspor'da 9-15'i de ayarladı. Karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy. Erkan barajda. Ceza alanının ön çizgisi hareketli. Furkan şimdi işaret geldi. Kullandı. Yüksek bir orta. Kafayla savunma. Erkan pasını verdi. Aldı önüne. Serkan çıktı kontrol etti. El avantajını kullandı. Ceza alanı içerisine paralel gelen ortayı elleriyle kontrol etti. Barış. Emirhan taç. Özel idare taç atışını Emirhan'la kullanma hazırlığında. Miraç kullandı taçı. Bir taç daha. Protokol tribününden de zaman zaman görüntüler ekranlarınıza geliyor. Oldukça kalabalık bir taraftar grubu mücadeleyi güzel bir pazar gününde
İdare İlçe Stadyumu'nda takip ediyor. Şimdi o tehlikeli bölgeden kurtardı. Paslaşarak gelmek istiyor. Ekstra pası verebilecek mi? Savunma. Murat. Çizgide henüz çıkmadı. Tekrardan Murat. Geriye kalecisi Serkan'a kadar döndü. Barış. Stoperler açıldı. O Barış da oynadı. Şimdi Barış uzun, orta alanda. Göğsüyle kontrol etti. Kale. Furkan. Muhammed orada araya girdi. Rakibin pas yapmasına izin vermedi. Onur. Taç. Özel İdare Spor Futbol Kulübü taç atışını kullanacak. 9 dakikayı geride bıraktık. 0-0 eşitlik İdare İlçe Stadyumunda devam ediyor. Savunma. Erkan kalecisine, Fırat Bayram Bey'e döndü. Fırat uzun bir kaleci vuruşu. Faul. Yerde kalan isim Feyzan Furkan Güroğlu, deplasmanda takımının ikinci golünü atan isimdi. 11 numaralı formasıyla izlediğimiz Feyzan Furkan Güroğlu. Barış. Savunma. Bir yükseklik kazandırdı. Gelişine bir vuruş. Bir oyuncu Halil Rahman yerde kaldı. Ceza alanı çizgisinin 3-4 metre önünden biraz çaprazdan beş numaralı formasıyla kaptan, yanılmıyorsam, Macit Arabacı. Karşılaşmanın ilk sarı kartı 5 numaralı formasıyla Macit Arabacı'ya çıktı. Halil Rahman Üzümcü'ye yapmış olduğu müdahale sonrasında orta hakem Ümit Gürsoy kartına ilk defa başvurdu. 2 kişilik bir baraj var. 11. dakikanın içerisindeyiz. Kaleyi çaprazdan ceza alanı çizgisini 3-4 metre öteden gören bir pozisyon izleyeceğiz. 9-15'te ceza alanı içerisine kuruldu. Topun gerisinde 11 numaralı formasıyla Feyzan var. Ceza alanının ön çizgisi kalabalık. Feyzan vuruşunu yaptı. Etkisiz yandan out'a giden bir serbest vuruşu izledik. Dakikalar 12'yi gösterirken İdare İlçe Stadyumunda değerli futbol severler, TV53 ekranlarında bu mücadeleyi takip eden değerli futbol severler. Fırat şimdi kaleci vuruşunu kullanacak. Stoperlerin de ileriye gitmesini istedi. Uzun bir kaleci vuruşu izleyeceğiz. Fırat Bayram Bey'den. Öyle de yaptı. Orta alanı geçti. Kafalardan geriye doğru sekti. Serkan bir anlık anlaşmazlık. Son anda taca gönderdi. Serkan çıktı almak için ama kendi oyuncusuyla arada kalınca savunma oyuncusu topu taca gönderdi. Şimdi Çalispor atak geliştirmeye devam ediyor. Bir vuruş geldi ama orada rakip dikkatliydi. Furkan. Uzun oynadı. Önünde bir boşluk ama kaptan daha yakın Macit. Karşılaşmanın tek sarı kartı Macit'e çıkmıştı. Dakikalar 11'i gösterirken Macit şimdi. Kalkan bir bayrak, offside, girdi çıktı, işaret geldi, kıdemli yardımcı hakem Burak Taştemel bayrağını kaldırdı, orta hakem de o karara uydu ve endirekt serbest vuruşu özel idare kullandı. Paslaşarak geldi, mücadele bu dakikalarda yüksek iki takım oyuncuları tarafından da
Şimdi derinlemesine attı. Savunma son anda kritik bir müdahale geldi. Sakatlık geçirdi. Acı içerisinde Ali Nail Akkanat müdahalesini yaptı. Ters ayakta muhtemelen dizinde, baldırında bir problem oldu. Hemen sağlık görevleri de oraya kadar geldi. Dakikalar 14'ü gösterirken değişiklik işareti. Evet, oradan o işareti de Berat yaptı. Yedek kulübesine dönerek muhtemelen bir zorunlu değişiklik yapacak özel idare teknik direktörü Mikail Üzümcü. Evet, sakatlığı devam ediyor. Bir değişiklik olacak mı? 17 numaralı formasıyla Ali Nail Akkanat sakatlık geçirmişti. Gözlerde 4. hakemde, çünkü bir işaret geldi. Sekerek kenara doğru geliyor. Taç atışıyla oyun yeniden başladı. Savunmanın müdahalesi şimdi o tehlikeli bölgeden taca gönderdi özel idare savunma oyuncuları. Miraç taç atışını kullandı. Ekstra pası da almak istedi ama başarılı olamadı. Savunma araya girdi. Taç özel idarenin. Muhammed Hacı Halitoğlu yetişemedi. Pozisyonda taç atışıyla devam edecek. Uzun bir vuruş Fırat'a kadar geldi. Evet, 20 numaralı formasıyla Ekrem Kalın oyuna dahil olacak. Bu oyuncu değişikliğini birazdan göreceğiz. Ali Nail Akkanat oyuna devam edemeyecek. Özel İdare Spor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 17 numara Ali Nail Akkanat, giren oyuncu 20 numara Ekrem Kalın. Bu oyuncu değişikliğini izledik. Zorunlu bir değişiklik. Ali Nail Akkanat yerini Ekrem Kalın'a bıraktı. Bir sakatlık, bir de yine bir sakatlık geçiren oyuncu var, Furkan Dumlu. İki oyuncuyu çağırdı. 11 numaralar yanındaydı. Orta hakem Ümit Gürsoy'un daha sakin olmalarını istedi. Erkan ve Feyzan'a. Barış çapraza tek vuruş yaptı ama savunma oyuncusu daha dikkatli. Şimdi özel idare atağa devam edecek. Savunma kalabalıklaştı. Topu da o tehlikeli bölgeden çıkardı. Özel idare hücumunu bir kez daha izleyeceğiz. Emirhan ters kanada gönderdi şimdi. Murat, Berat içeriye gönderdi ama orada bir arkadaşı yoktu. Kalecinin kontrolünde out'a gitti. Fırat Bayram Bey şimdi kale vuruşunu kullanacak. Dakikalar 18'i gösteriyor. Bir sakatlık, bir zorunlu değişiklik. Bir de sarı kart var bu dakikalar içerisinde. Macit Arabacı
11. dakikada Çaylıspor'dan sarı kart gören isimdi bölgesel amatör ligde. İkinci hafta mücadelesinde kale vuruşunu yine uzun kullandı. Orta alan çizgisini geçti. Şimdi kafalardan yere indi. Göğüs dedi. Bir el beklentisi vardı. Göğsünü gösterdi hakem. Şimdi araya attı. Macit çıktı. Ayaklarıyla tehlikenin daha fazla büyümesine izin vermedi. Topu da taca gönderdi. Kullan dedi. Emirhan geriye. Mikail. Bir düdük. Eli havada endirek serbest vuruş. Tehlikeli kalktı ayak. Furkan Dumlu faul yapan isimdi. Özel İdare Futbol Kulübü'nde. Evet, şimdi endirek serbest vuruşu Fırat Bayram Bey ile kullanacak Çaylıspor. Şimdi kullandı Fırat, yine uzun oynadı. Ceza alanının ön çizgisine kadar geldi, savunma. Ekrem orada kafayı vuran isimdi. Onur çıkmadan müdahalesini yaptı. Çaylıspor savunması Resul ile kontrol etti. Ekrem. Emirhan boşta. Önünü aldı Emirhan. Şimdi o boşluğu pas vererek değerlendirdi. Çaylıspor savunması yine dikkatli. Fehmi. Uzun oynadı Fehmi. Kalkan bayrak offside. İkinci kez offside'a yakalandı Çaylısporlu oyuncular. Bu pozisyondan da faydalanamadı. Ekrem şimdi endirek serbest vuruşun kullanılacağı noktaya arkadaşı Barış Büyük Kara'ya topu gönderdi. Barış biraz daha geriye aldı. Emirhan boşta. Barış uzun oynadı. Halil Rahman araya attı. Ceza alanı içinde bayrak havada. Bayrak havada aynı dakika içerisinde İkinci kez kalkan offside bayrağı bu kez Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü oyuncuları için kalktı ve endirek serbest vuruşu bu kez de Çaylıspor oyuncular hemen paslaşarak hızlı bir şekilde kullandı. Macit kafayla. Miraç. Feyzan. Taç. Emirhan taç atışını kullanmadı. Halil Rahman markajda, boşta bir arkadaşını arıyor Emirhan. Şimdi kullandı. Savunma geriye göğsüyle. Erkan. Bir müdahale daha. Kalk dedi, devam ettirdi. Faul olmadı. Melih. Macit uzun oynadı. Ters kanadı ama orada özel idareli oyuncu daha yakındı. Ekrem. Riskli bir pozisyonda Ekrem Kalın o riskin daha fazla büyümesine izin vermedi. Atıp geçmek istedi Berat'la. Berat'ın kafa pası rakipte kaldı. Fehmi. Macit. Şimdi baskı sonuç verdi. Ceza alanı içerisinde 3 kişi geldi. Bir vuruş etkisiz oldu. 3 kişi geldi. Özel idare tehlikeli olabilirdi. Halil Rahman boştaydı. Kaleyi gördü. Vuruş yapmak istedi ama etkili bir vuruş gelmeyince 23. dakikanın içerisinde bu pozisyonu da değerlendiremedi Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü değerli futbol severler.
kale vuruşunu şimdi kullandı. Yine Fırat'tan uzun bir kale vuruşu izledik. Kafalardan sekti, yere şimdi indi. Halil Rahman göğsüyle kontrol etti. Pasını ekstra verdi ama Çaylıspor'lu oyuncu daha yakındı. Onur kontrol edemedi. Out. Halil Rahman kaptan kafaya çıktı. Boşta kalan topu kontrol etti. Yerde de kaldı ama mücadelesini sürdürdü. Pasını da ekstra olarak verdi. Onur Kadir. Onur cezanın ön çizgisinde o pasını yaptı. Kafa gelmedi. Top da taca gitti. Çelispor kendi yarı alanından taç atışını kullanma hazırlığında. Bir gerginlik var. Feyzan'ı çağırdı. Sakin olmasını istiyor orta hakem Ümit Gürsoy. Kısa süreliğine bir elektriklenme diyelim. Futbolun içerisinde olan hareketler olmaması gerekiyor ama zaman zaman olabiliyor. Şimdi kafalardan sekti. Şimdi uzun oynadı ters kanada. Orada bir dokunuş, daha fazla tehlikenin büyümesine Murat izin vermedi ama atağını devam ettiriyor Çaylıspor. Kanatta boşluğu buldu, oradan çekti. Bir orta, geri direkte Serkan, o da kontrolünde topu out'a bıraktı. Dakikalar 25 değerli futbol severler. İdere İlçe Stadyumunda bölgesel amatör lig ikinci hafta karşılaşmasında Rize İl Özel İdare Spor Çaylıspor mücadelesinde 0-0 eşitlik devam ediyor. TV53 kanalından da bu mücadeleyi siz izleyenlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Taç. Emirhan yine taç atışını kullanacak. Halil Rahman attığı topa gitmesini istedi Halil Rahman. O oyuncu hareketlenmeyince taç el değiştirdi. Taç atışını Çaylıspor şimdi hızlı kullandı. Macit yükseklik kazandırdı. Bir taç daha, bu kez özel idare kullanacak. Emirhan'la. Halil Rahman. Taç Çaylıspor'un. Erkan. Şimdi uzun oynadı. Feyzan. Boşluğu buldu. Ceza alanı içerisine şimdi girdi Feyzan. Bir vuruş geldi. Çaprazdan tehlikeli bir pozisyon izledik. Vuruşu yapan isim Feyzan Furkan Güroğlu'ydu. Ceza alanı içerisine kadar sürdü. Vuruşunu yaptı. Uzak köşe direğini düşündü. Ama o kısmı Fırat kapatmıştı. Direğin paralelinden out'a giden bir pozisyonu 27. dakika itibariyle izledik. Göğsüyle yumuşattı.
Miraç. Taç. Miraç Semiz. Taçı kullandı. Şimdi de koşu çıkardı Miraç. Attı geçti. Bir müdahale. Bir müdahale Barış'tan. Taç. Miraç. Bir müdahale daha. Korner. Murat Köleoğlu müdahale yapan isimdi. Korneri kullanacak Çaylıspor şimdi. Şimdi işaret geldi. Yüksek bir orta. Serkan çıkmadı. Geri direkte Serkan. Köşeye giden topu Serkan güçlükle kontrol etti. Mutlak bir gol şansında kalesinde adeta devleşti ve izin vermedi. Çaylıspor gole yaklaştı. İlk yarım saati tamamladığımız bu dakikada şimdi diğer korner direğinden ikinci kez köşe vuruşu kullanacak Çaylıspor ilk köşe vuruşunda etkili olmuştu. Şimdi yine ön direğe yüksek geldi. Serkan. Bu kez savunmanın durdurduğu topa uçtu ve topu kontrol etti. Aynı dakika içerisinde tehlike yaşadı özel idare kalesi. Serkan uzun bir degaj, yükseklik kazandı. Şimdi yere indi. Kafayla. Diğer boş kanada gönderdi. Orada bir hareket alanı var. Sürükleyerek götürdü. 3 kişi var önünde. Pasını içeri verdi. Serkan rahat gelen üzerine topu kontrol etti. Barış. Emirhan. Murat. Pasını verdi. Feyzan yanında. Furkan içeriye gönderdi. Halil Rahman hareketlendi. Kaleci. Fırat Bayram Bey. Yine topu kontrol etti Fırat. ...1998 doğumlu genç kaleci Fırat. Feyzan. Feyzan Furkan Güroğlu. Deplasmanda galibiyet golünü getiren isimdi. Özel idare futbol kulübüne Erzincan Ulalar mücadelesinde ki bugün saat 13.30'da Savaraspor'un konuğu oluyor. Rize'de iki bal ligi mücadelesi var. Savaraspor ile Erzincan Ulalar mücadelesi. Bir vuruş kaleci korner. Serkan yetişemedi. Savunmadan seken top kornere gitti ve üçüncü kez köşe vuruşu kullanacak Çaylıspor. Penaltı noktasının önünde şimdi hareketlendi savunma. Ekrem kafayı vuran isimdi. Taç. Bıraktı Ekrem. Emirhan. Taç atışını kullanma hazırlığında. Bekle dedi. Bir oyuncu yerde. Sakatlık geçiriyor. Çaylıspor'da. Onun yanına hemen koşarak gitti. Sağlık görevlileri de oyuna hızlı bir şekilde dahil oldu. Bir anda kendini yere bıraktı. Onu gördü. Taç atışının kullanılmasını istemedi. Oradan da yanılmıyorsam bir değişiklik işareti gördüm oyuncu tarafından ama bakalım nasıl bir karar çıkacak. Umarız önemli bir şey yoktur oyuncunun. Yavaş yavaş
göğüs masajıyla ayağa kalkmaya çalışıyor. Evet, şimdi yavaştan doğruldu. Önemli bir şey yok Çaylı Sporlu oyuncunun. Taç atışıyla Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü 33. dakikanın içerisinden 34. dakikaya ilerlediğimiz bu anlarda oyunu yeniden hareketlendirecek. Sakatlık geçiren isim de 8 numaralı formasıyla Emre Yanık idi. Kenara geldi. Düzeltiyorum, Onur. Şimdi yüksek Serkan. Serkan Şen. Ligin tecrübeli kalecilerinden bir tanesi, 22 numaralı formasıyla Serkan Şen. 1982 doğumlu, birçok takımda forma giyen, tecrübesiyle özel idarenin de kalesini korumaya devam eden isim. Şimdi açığa oynadı. Orada boş bir alan var. İki kişi var. Savunmada dikkatli. En köşeye gitti top. Onur Kadir Terzioğlu. Onur ceza alanının ön çizgisinde. Topu sakladı. Ortasını yaptı kaleci. Sektirmedi. Fırat sektirmedi. Tek hamlede topu kontrol etti. Çünkü arkasında iki oyuncu vardı. Dakikalar 35 değerli futbolseverler. İyidere İlçe Stadyumu'nda Ballıgi 2. hafta karşılaşmasında 0-0 eşitlik devam ediyor. Taç. Halil Rahman kafayla önünü almak istedi. Savunma. Koşusunu devam ettiriyor Halil Rahman. Fırat şimdi savunma oyuncusuyla hemen oynadı Resul'la. Bir taş daha baskı hata getirdi. Taç atışı kullanacak. Biraz daha yakın bir noktadan Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Geriye aşıtmak istedi ama başarılı olamadı. Onur orada başarılı. İki önce yerde oyunun devam etmesini istiyor. Furkan. Onur bir kez daha Onur'a geldi. Bir kez daha doldurdu. Feyzan. Feyzan. Şimdi pasını verdi. Murat. Bir orta. Halil Rahman. Kalkan bayrak. Offside. Offside'a yakalanan isim bu kez Halil Rahman'dı. Evet, itiraz istemiyorum dedi. Orada kornerde itiraz etmişti Murat Köleoğlu. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşu ceza alanı çizgisinin hemen üzerinden kalecisi Fırat Bayrambey ile kullanacaktı. Geriye aldı. Ceza alanının içerisine aldı. 37. dakikanın içerisindeyiz. Fırat şimdi endirekt serbest vuruşu kullanacak. Yere inene kadar hakemin eli havadaydı. Şimdi indi, dokundu. Taç. Özel idare taç atışı kullanacak. Tempo ilk dakikalarda yüksekti. Kornerlerden etkili oldu Çaylı Spor. Ama öyle çok fazla pozisyonun olduğu bir mücadele şu ana kadar göremedik. Serkan'ın bir kurtarışı vardı. O da kornerden gelen topa uzanarak gole izin vermemişti. Taç. Bu kez Çaylı Spor taç atışını kullanacak. Savunma. Furkan yakındı. Savunma hata yapmadı. Fehmi. Yeniden Fehmi. Vuruşunu yaptı yerden, etkisiz, out.
pas vermek istedi ama topun oyun alanının sınırlarını çizgilerin dışına çıkmasına izin veremedi. Emirhan taç el değiştirdi. Çaylıspor taç atışını protokol tribünün bulunduğu noktadan henüz kullanmadı. Şimdi kullandı. Uzun bir taç atışı kalabalığa. Taç. Bu kez de taç el değiştirdi. Taçların fazla olduğu bir mücadele. Emirhan. Halil Rahman geldi. Müdahale arkadan. Fehmi Eren'den gelince taç durdurdu. Kulübeden bir tepki geldi. Bir an durdu. Sonra dördüncü hakemini Sibel Güngör'ü oraya gönderdi. Oyunda devam ediyor. Taç atışı kullanıldı. İlk yarıda normal sürenin bitmesi için son 6 dakikanın içerisindeyiz. Tehlikeli eli havada serbest vuruş kullanacak. Kartına yine başvurdu. Evet, 6 numaralı formasıyla Fehmi Eren Çakmakçı, sarı kart gören isim, itirazdan dolayı sarı kartı gördü. Furkan Dumlu topun gerisinde, tek kişilik bir baraj, 9-15'i ayarladı Ümit Gürsoy orta hakem. Burada duracaksın dedi. Erkan Bozkurt tek kişilik barajda. Furkan yine işaret bekliyor. Ön çizgi hareketli. Bütün oyuncular hareketli. Şimdi kullandı. Yüksek bir orta. Savunma kaleci Fırat Bayram Bey kontrol etti. Yükseklik kazandırdı. Fırat uzun oynadı. Savunma kafayla. Bir vuruş daha. Bayrak havada. Offside. Evet, şimdi itiraz var. Sarı kart. Çaylıspor. Kadir Çorapçı'ya yanılmıyorsam. Bir sarı kart da yedek kulübesine gösterdi. Bu kararı, bu bayrağı beğenmedikleri için İtiraz ettiler özellikle yardımcı hakeme. Orta hakem de hemen sarı kartını gösterdi. Şimdi uzak köşeye gönderdi ama Çaylıspor savunması dikkatli. Fırat. Berat. Ekrem orada. Ekrem Kalın müdahalesine devam ediyor. Topu da söktü, aldı Onur. Taç durdurdu. Sakatlık geçiren oyuncunun hemen yanına gitti. Akan pozisyonda, akan oyunda kendini bir anda yere bırakmıştı. Pozisyonda devam etti. 42. dakikanın içerisindeyiz. Normal süre için artık son 2,5 dakika. İyidere'de Bal Ligi 2. hafta mücadelesinde Rize derbisinde Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü ile Çaylıspor mücadelesinde 0-0 eşitlik devam ediyor. Barış yerdeydi, kalktı, doğruldu. Serkan. Barış yüksek oynadı. Savunma kafayla. Bir kez daha Feyzan oradaydı. Tuttuğunu Feyzan'ın tespit etti. Faulü çaldı.
serbest vuruşu paslaşarak kullandı kaptan. Macit Fırat. Baskı var. Ali Rahman baskıya gitti. Kalecisine döndü. Fırat bu kez yine uzun oynadı. Kafayla savunma bir kez daha karşılık verdi. Kafalardan şimdi yere indi. Yine yükseklik kazandı. Çaylıspor'lu oyuncular şimdi yere indirdi Macit'le. Fehmi. Ali Rahman baskıya gitti. Fırat. Faul. Fehmi Eren faul yapan oyuncuydu Çaylıspor'da. Savunma. Evet, karşılaşmanın ilk yarısına en az 2 dakikalık bir uzatma verildi. Karşılaşmanın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edilmiştir. Evet, 45+2'yi izleyeceğiz. Dördüncü hakem Sibel Güngör elektronik tabelayı kaldırdı. 2 dakika daha oynanacağını tespit etti. Halil Rahman göğsüyle Feyzan'a vermek istedi. Savunma. Ters kanada gönderdi. İki oyuncu göğüs göğüse mücadelesini yaptı. Oyun devam ediyor. Oradan söktü aldı. Şimdi Feyzan elini kaldırdı. Bir orta Feyzan aldı. Baktı. Bayrak havada offside. Feyzan'ın offside olduğunu tespit ediyor. Feyzan Furkan Güroğlu ceza alanı içerisindeydi. Topla buluştuğu anda Erdoğan Sertan Akman bayrağını kaldırdı ve bir kez daha offside olduğunu pozisyonu tespit etti. 45 dakikayı tamamladık. 45+2 oynanacak İyiderede İlçe Stadyumunda TV53 ekranlarında da bu mücadelenin naklen yayınında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Şimdi en direkt serbest vuruşu kaleci Fırat Bayram Bey kullandı. Yine uzun oynadı. Kafayla geri oynadı ama taç. Taç atışını Özel İdare Spor'da 12 numaralı formasıyla Murat Özbalta şimdi kullandı. Halil Rahman pasını verdi. Çizgide taç. Dediğim anda da ilk yarı tamamlandı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında TV53 ekranlarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısıyla yeniden sizlerle birlikteyiz değerli futbol severler. İyidere İlçe Stadyumu'nda ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Hemen notları da aktaralım. Zorunlu bir değişiklik vardı. 20 numaralı formasıyla Özel İdare'de Ekrem Kalın oyuna dahil oldu. Ali Nail Akkanat'ın yerine 2 sarı kart vardı. Macit ve 6 numaralı formasıyla Fehmi Eren de Çaylıspor'dan sarı kart gören isimler oldu. Mücadelenin ilk yarısında en tehlikeli pozisyonu da Çaylıspor buldu. Kornerden gelen topa kafayla vuruş yapan
isim Mert'ti. Onun vuruşunu Serkan Şen güçlükle kontrol etti ve topu kornere gönderdi. İkinci 45 dakika için bütün hazırlıklar tamam. Orta hakem Ümit Gürsoy işaretini aldı ve ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı. Bakalım 90 dakika itibariyle nasıl bir sonuç çıkacak? Bal Ligi'nde ikinci bölgede ikinci hafta mücadelesinde Rize derbisinde Çaylıspor kanattan getirdi. Vuruşunu yaptı. Savunma. Şimdi o tehlikeli noktadan çıkardı Özel İdare Spor. Koşu yapan isim koşusuna devam ediyor. Şimdi attı. Onur. Onur kaleci göğsüyle. Taç. Çaylıspor taç atışını kendi aralığından Emre ile kullandı. Bir taç daha. Henüz kullanılmadı taç atışı. Ayakkabı bağcığını bağladı. 88 numaralı formasıyla Onur. Şimdi kullandı. Yükseklik kazandırdı. Ali Rahman. Bir uzun vuruş. Ekrem. Taç. Faul düzeltiyorum. Öncesinde Ekrem'e faul yapıldı. Ekrem Kalın. Faule maruz kalan isimdi. Şimdi paslaştı. Barış. Araya attı. Furkan. Ekstra pası verdi. Murat. Berat. Murat Özbalta. Murat çalımını attı. Pasını da verdi. Furkan. Baskıya devam ediyor Furkan. Top yeniden Berat'a geldi. Berat geriye. Barış'a oynadı. Murat. Murat Özbalta. Durdurdu. Geriye. Berat Deli Hasan. Paslaşarak geldi ama kontrol edemedi. Araya girdi. Miraç. Taç. Çıkmadan kontrol etti. Şimdi yerden Ali Rahman topuyla ceza alanının içerisindeki arkadaşıyla buluşturmak istedi ama başarılı olamadı. Taç atışını da Çaylıspor kendi aralarından kullanacak. 48 dakika geride kaldı. İkinci yarıda 3 dakikayı geride bıraktık. 0-0 eşitlik İyidere İlçe Stadyumunda Bal Ligi ikinci hafta mücadelesinde devam ediyor. Melih. Onur. Ekrem göğsüyle. Taç. Onur. Mert. Mert Topçu. Furkan. Murat boşta. Araya attı. Şimdi Çaylısporlu oyuncular baskıyı yaptı ve topu da o alandan kurtardı. Özel idare
oyuncuları geldi, aynı baskıyı yaptı, topu taca gönderdi. Onur taç atışını henüz kullanmadı. Yüksek bir orta, Serkan çıktı yumruğuyla. Savunmadan geldi tekrardan Serkan. Topu kontrol etti, kendini bir sakatlığı var sanki. Topu arkadaşıyla oynadı. Evet, şimdi yere bıraktı kendini Serkan Şen. Sağlık görevlerinin oyuna dahil olmasını istedi. TV3 ekranlarında bu mücadelenin naklen yayında sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Turgay Ayhan ve bugünkü mücadelede bizlere yardımcı olan İsmail Kadıoğlu kardeşime de teşekkür ediyoruz. Kerem Ali Marap da bizimle birlikte maçı takip ediyor. Serkan'ın tedavisi tamamlandı. Çaylıspor şimdi taç atışını rakibe centilmenlik örneği göstererek bıraktı. Alkışı da aldı. Serkan şimdi savunma oyuncusuyla Barış'la oynadı. Barış paralel attı. Orada koşuya devam eden isim Feyzan. Çalan düdük faul. Serbest vuruş hemen kullandı. Macit. Orta alan mücadelesi ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da devam ediyor. Şimdi hızlı geldi, seri geldi. Savunma orayı bozdu Berat. Bir kez daha deneyecek. Bir çekti. Ekstra pasını verdi. Erkan. Bir kez daha vurdu, savunma. Yükseklik kazandırdı. Ceza alanının içerisine, ön çizgiye düştü. Kimse vuramadı. Şimdi kafayla uzaklaştırdı. Macit göğsüyle kontrol etmek istedi. Başarılı olamadı. Taç. Fırat. Onur. Mert. Taç. Mert yeniden taç atışını kullanacak. Rakibe çarptırmıştı Mert. Emre. Bir kez daha Emre. İki kişinin arasından geçti. Bir müdahale taç. Üçüncü kez aynı noktadan taç atışı kullanacak Çaylıspor'lu oyuncular. Emre Yanık'la. Cezalarının ön çizgisi kalabalık. Emre uzun oynadı. Cezalarının içerisine savunma. Ekrem. Macit. Attı geçti. Savunma. Orada kalabalıklaştı. Topu kontrol etti. Düdük çaldı. Oyuncu yerde. Faul yapan isim Berat Deli Hasan. Yerde kalan isim 99 numaralı formasıyla Mert Topçu. Fehmi bıraktı. Mert Topçu geldi topun gerisine. Tek kişilik bir baraj var. Biraz daha geriye gelmesini istedi. Ön çizgi yine hareketli. Ceza alanının ön çizgisi yayın içerisinde. Çaylıspor ve Özel İdarespor oyuncular var. Şimdi yerden savunma. Ters bir vuruş. Bakıyorum. Taç.
54. dakikanın içerisindeyiz değerli futbol severler. 0-0 eşitlik İdare İlçe Stadyumu'nda devam ediyor. Bu kez taç Özel İdare Sporlu oyuncular tarafından kullanılacak. Uzun bir taç kafalardan sekti. Murat geriye vermek istedi ama yanlış yere gitti. Şimdi yerden savunma, kritik bir müdahale, bastı, kaydı Ekrem, şimdi çıkardı. Furkan müdahalesini yapamadı. Macit, Fehmi, Halil Rahman baskıya gitti. Fehmi de pasını verdi. Feyzan, Berat, diğer kanada. İki oyuncu değişikliği birden izleyeceğiz. Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü'nde 14 numara Serkan ve 30 numaralı formasıyla İbrahim oyuna dahil olacak. Şimdi onları görelim. Rize İl Özel İdare Spor'da oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 6 numara Murat Köloğlu. Giren oyuncu 14 numara Serkan Köse. Otuz girdi de öbürü kim? Çıkan kim? Kim çıktı? Bilmiyorum. Ne bileyim? Bilmiyorum diyorum ya. Duymuyor musun? Ha. Rize İl Özel İdare Spor'da oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 41 numara Onur Kadir Terzioğlu. Giren oyuncu 30 numara İbrahim Yılmaz. Evet. İki oyuncu değişiklik hakkı daha kullandı teknik direktör Mikail Üzümcü. Murat ve Onur Kadir Terzioğlu oyundan çıkan isimlerdi. İbrahim Yılmaz ve Serkan Köse oyuna dahil oldu. İki taze kanı oyuna dahil etti. Üç oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Birisi de ilk yarıda zorunlu bir değişiklik olmuştu. Ali Nail Akkanat oyundan çıkarken yerini Ekrem Kalın'a bırakmıştı. 57. dakikada bu değişiklikleri ekranlarınıza taşıdık. Çayırspor'da henüz bir müdahale gelmedi. Teknik direktör İsmail Hakkı Yazıcı tarafından. Macit kafayla. Halil Rahman baskıya gitti. O baskı sonuç verdi. Halil Rahman yerde kaldı. Faul. Kaptan faulü yaptı. Kritik bir nokta. Macit Arabacı faulü yapan isim, sarı kartı da var. Onu da hatırlatalım. 5 numaralı formasıyla Çaylı Sporlu oyuncunun kritik ve koşu yolunda ceza alanının ön çizgisine doğru hareketleniyordu. Halil Rahman henüz de kalkamadı. Sağlık görevlerini yeniden oyuna dahil etti. Karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy. Şimdi yine çaprazdan ceza alanı çizgisini 6-7 metre geriden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Dakikalar 59'u gösterirken ikinci yarının ilk çeyreğini de
geride bıraktık. Topun gerisinde 14 numaralı formasıyla Serkan Köse. 3 kişilik bir baraj var. Ceza alanının içerisinde kurdu. Şimdi 4 oldu. Evet. O açıyı ayarlıyor Fırat Bayram Bey, kaleci. Serkan işaret bekliyor. Ümit Gürsoy şimdi düdüğünü çaldı. Bir vuruş, kaleci. Yan ağlardan, ağlar havalanınca biraz heyecan oldu ama out'a gitti. Serkan Köse vuruşu yapan isimdi. Bu serbest vuruşta. Çerçeveyi bulamadı. Yan ağlardan top out'a gitti. Son yarım saatlik dilimin içerisindeyiz normal sürede değerli futbol severler. 60. dakikanın içerisindeyiz. İyileri İlçe Stadyumunda TV53 kanalımızda bu mücadele sizlere ulaşıyor. Kanalımıza da abone olmaya devam edebilirsiniz. Feyzan götürdü ama kontrol edemedi. Feyzan Furkan Güroğlu kontrol edemedi. Halil Rahman. Ekrem. Verdi geçti. Şimdi boş alana. Emirhan. Serkan. Yerden. Bayrak havada offside. Feyzan offside'a yakalanan isimdi. Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü'nde 11 numaralı formasıyla değerli futbol severler. Fırat çibi kullandı. Macit'le, kaptanıyla oynadı. Halil Rahman baskıya gitti. Dışarıya çatıya kadar giden bir vuruş geldi kaleci Fırat'tan. Yerden bir orta müdahale, korner. Evet, şimdi korner atışını kullanacak. Furkan Dumlu topun başına geçiyor. Ceza alanının ön çizgisi, hareketli bıraktı. Serkan Köse atışı kullanmak için giden isim. Ceza alanının içerisi yine hareketli. Serkan henüz kullanmadı. Şimdi kullandı. Sert bir orta, savunma. Halil Rahman'dan sekti. Savunma şimdi açığa çıkardı. Tekrardan hücum geliştirmek istiyor Özel İdare ama kontrol edemeyen isim Barış Taç. Evet, değişiklik göreceğiz. Çaylı Spor'da oyuncu değişikliği, çıkan oyuncu 8 numara Emre Yanık, giren oyuncu 97 numara Onur Sarıçam. Halil Rahman. Taç hızlı kullanıldı. Boş alana orada geldi. Hemen araya girdi. İbrahim. Serkan. İbrahim baskıya devam ediyor. Halil Rahman da koşu çıkardı. Fırat. Hata yapmadı Fırat. Evet.
Faul. Bir sakatlık var Çaylıspor'da. Onun tedavisi için sağlık görevlisi yeniden oyunda. 65 dakikayı geride bıraktık. 0-0 eşitlik sürüyor. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon, o da kornerden geldi. Serkan topu, köşeye giden topu kontrol etmiş ve gole izin vermemişti. İkinci yarının bu dakikasına kadar etkili bir pozisyon izleyemedik. Genellikle orta alan mücadelesiyle geçen bir Bal Ligi'nde ikinci hafta mücadelesini izliyoruz. Bir etkisiz pas geldi. Şimdi Çaylıspor hızlı çıkmak istiyor ama savunma dikkatli. Murat izin vermedi. Topu Taca gönderdi. Taç atışı kullanıldı. Halil Rahman kafaya çıktı. Macit kalecisine. Yerden İbrahim. Bir kez daha İbrahim. Taç kullandı İbrahim. Serkan. Serkan önünde buldu ama savunma. Kritik bir müdahale. Ekrem. Bir vuruş. Out. İki oyuncu yerde. Biri Çaylıspor'dan, biri Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü'nden. Hakem ikisinin de yanında. Şimdi düdüğünü çaldı. Değişiklikleri izleyeceğiz. Altıntaş giden çıkan Muhammed Hacayetoğlu. Abuzgi çıktı abi. Çaylıspor'da oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 94 numara Muhammed Hacayetoğlu. Halil Altıntaş abi. Giren oyuncu 80 numara Halil Altıntaş. Oğlum bir tane doğru esema verin de abi, nedir yani? Ne bileyim abi. Evet, bir müdahale daha geldi. 94 numaralı formasıyla Muhammed Hacalitoğlu oyundan çıktı. 80 numaralı formasıyla Halil Altıntaş oyuna dahil oldu. İkinci oyuncu değişiklik hakkını da kullandı. 3 oyuncu değişiklik hakkı kaldı Çaylıspor'un. 2 oyuncu değişiklik hakkı kaldı Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü'nün. Değerli spor severler, TV53 ekranlarında mücadelenin 68. dakikası geride kalırken. Macit. Serkan'da kaldı. Hızlı attı. Halil Rahman yetişemedi. Biraz topun şiddeti hızlı olunca yetişemedi. Halil Rahman üzümcü. Kale vuruşunu Fırat Bayram Bey kullanacak. Şimdi kullandı. Uzun bir kale vuruşu. Orta alana geldi ama taç. Ali Rahman'a gelmeden bir müdahale daha. İkinci kez taç atışını kullanacak Emirhan'la.
Serkan. Ondan önce Trabzonsporlu oyuncular. Yükseklik kazandırdı. Ekrem. Barış. Taç. Özel İdare Spor'un. Son 20 dakikanın içerisindeyiz. Normal sürede 70 dakika geride kaldı. İyidere'de gol yok. Evet, kalecinin Fırat Bayram Bey'in bağcıklarını bağlamasını bekliyor herkes. Şimdi kaleci eldivenlerini de giyince işlem tamam olacak. Evet, Fırat'ın bağcık bağlama işlemleri tamamlandı. Topu da kontrol etti. Taç atışı kullanılmıştı. Bütün arkadaşların yine ileriye gitmesini istedi Fırat. Bir uzun kaleci vuruşu daha izleyeceğiz. Öyle yaptı Serkan. Kafayla. Macit. Bir kez daha Serkan. Şimdi bir tehlike. Savunma. Bir kez daha savunma. Taç. Etkili geldi. Özel idare. Murat taç atışını kullandı. Feyzan. Bir orta. Yeni direğe. Ali Rahman'ı düzeltiyorum. İbrahim'in gerisinde kaldı ama pasını da verdi İbrahim. Serkan ceza alanı içerisine şimdi girdi. Vuruşunu yaptı direğin hemen yanından. Avuta gitti. Bir müdahale var mı? Evet var. Korner. Serkan ceza alanı içerisinde vuruş yaptı. Orada savunmanın müdahalesi. Kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı. Korner kullanacak. Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü dakikalar 73'ü gösterirken ön direğe herkes açtı. Serkan yükseklik kazandırdı. Kaleci Fırat kontrol etti. Ekrem. Serkan. Şimdi İbrahim'den önce Fırat. Furkan. Korner. Bir kez daha korner kullanacak Serkan Köse ile Özel İdare Futbol Kulübü. Cezanın içerisi yine hareketli. Adam adama markaj devam ediyor. O korner kullanıldı. Savunma geriye aşırttı. Çaylıspor savunması. Şimdi topu hızlı bir şekilde çıkartmak istiyor. Halil Rahman baskıya gitti. Yerde kaldı. Faul. Halil Rahman yerde kaldı. Fehmi kendisine faul yaptı. İki oyuncu değişikliği daha izleyeceğiz. Özel idarede son haklarını kullanacak Mikail Üzümcü. Bu pozisyondan sonra dedi oyuncular. Şimdi bir serbest vuruş organizesi Serkan Köse ile gelecek. Tek kişilik bir baraj var. Ön çizgi yine hareketli. Serkan kullandı. Ön direğe
savunma. Sarı kartı 53 numaralı formasıyla Berat Deli Hasan gördü. Özel İdare Spor Kulübü'nde sarı kart gören oyuncu 53 numara Berat Deli Hasan. Özel İdare Spor Kulübü'nde oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 10 çıkan oyuncu çıkan oyuncu 10 numaralı formasıyla Furkan Dumlu, giren oyuncu 7 numaralı formasıyla Taha Birşen. Spor Kulübü'nde oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 9 numara Halil Rahman, giren oyuncu 52 numara Recep Kuşçu. Evet, son haklarını kullandığı 5 oyuncu değişiklik hakkını kullandı teknik direktör Mikail Üzümcü. Şimdi ikili geldi. Kaleyi karşıdan gördü. Bir vuruş. Out. ...77. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Bir şut geldi özel idare sporlu oyunculardan. Out'a gitti. Bu pozisyondan da sonuç alamadı. Ev sahibi konumundaki Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Bir kez daha doldurdu. Feyzan. Kontrol etti Feyzan. Çekti, yerde kaldı. Faul. Serbest vuruş kullanacak Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Ceza alanı çizgisinin hemen çaprazından. Serkan'la. Serkan Köse, tek kişilik baraj. Onur Sarıçam o barajda sıfırı kapattı. Fırat, Serkan henüz kullanmadı. Ceza alanının içerisi yine hareketli. İki oyuncu, üç oyuncu dışında bütün oyuncular ceza alanının içerisinde. Serkan şimdi işareti aldı. Atışı kullandı. Ön direğe savunma. Taha. Fırat şimdi hızlı oynadı. Miraç. Taç. Kim o küfreden? Küfreden kim? Bizim Sayır'ından Sefer abi. Sayır'ın spor meşgul ederiz. Ayıp ya. Bir sakatlık daha var. Özel İdare Spor'da bir oyuncu yerde. 79. dakikayı
geride bıraktık. Normal süre için son 10 dakikanın içerisindeyiz. 0-0 eşitlik devam ediyor İyidere İlçe Stadyumunda. Taç atışını şimdi kullandı. Bu kez taç el değiştirdi. Özel idare sporlu oyuncular taç atışını kullanacaklar. Bir oyuncu da Çaylıspor'da yerde kaldı. Artık tempolu ve mücadeleci bir oyunda sakatlıklar da zaman zaman yüzünü göstermeye devam ediyor. Bu kez de Çaylıspor'da yerde kalan isim Erkan idi. Yavaş yavaş kalktı, doğruldu. Oyuna devam edebilecek durumda. Taç atışı şimdi kullanıldı. Bir kez daha taç. Bu kez Çaylıspor'un. Yüksek bir taç. Serkan orada askıya geldi. Yerde bir oyuncu penaltı bekledi taraftarlarda ama oyun devam ediyor. Oyuncu henüz kalkamadı. Orta hakem Ümit Gürsoy da oyuncunun yanına doğru gidiyor. Sağlık görevlisinin tekrardan oyuna dahil olmasını istiyor. Kulübede de Çaylıspor kulübesinde de hareketlilik var. Bir oyuncu değişikliği daha göreceğiz Çaylıspor'da. Bana gidiyorum. İsmail bara gidelim diyor. Tabi ekrana da geldi. Turgay tekrarı var mı? Bana gidelim. Tekrarı var mı pozisyonun? Yok. Ne görürseniz o. Erkan yerde kalan isimdi. Çaylıspor'da penaltı bekledi ama orta hakem Ümit Gürsoy devam ettirdi. Taç atışını özel idare futbol kulübü oyuncuları kullanacak. 82 dakikayı geride bıraktık. Normal süre için artık son 7 dakikanın içerisine girmek üzereyiz değerli futbol severler. İyidere İlçe Stadyumunda ve TV 53 ekranlarında. Devam ettiriyor. Mert. Serkan yumruklarıyla. Yine gerginleşti. Orası yine hareketlendi. Orta hakem şimdi olayı bir münakaşa oldu. Tam tabi taraftar da kalkınca görmek mümkün olmuyor ama ciddi bir hareketliliğin olduğu net. Çaylıspor ve özel idare spor oyuncuları arasında taraftar da orada. Evet, bu dakikalar hareketli dakikalar. Henüz ortam yatışmış değil. Taraftarlar olayın içerisinde. Yöneticiler, oyuncular. Herkes karıştı.
Orta hakem Ümit Gürsoy da oraları bir gözetliyor. Herkesin bir ayrılmasını istiyor. Bakalım kararlar ne olacak? Hep birlikte bekliyoruz biz de. Evet, hareketlilik devam ediyor görebildiğimiz kadarıyla. Özel İdare Spor yedek kulübesinin bulunduğu alanda olaylar hareketlendi. Polis ekipleri de oraya doğru gidiyorlar. Henüz o kalabalık dağılmış değil. Protokol de oralarda ne olup bittiğini biz de anlamaya çalışıyoruz. Bize uzak bir nokta. Orta hakem yardımcılarıyla, dördüncü hakemle konuşuyor. Şimdi bakalım kararlar ne olacak? Evet, şimdi Ümit Gürsoy o noktaya doğru gidiyor. İki sarı kart var. Yedek kulübesine doğru gidiyor. Kaleciye, yedek kaleciye sarı kart gösterdi. İlhan Can Ünal'a. Evet, 3 sarı kartla olay tamamlandı. Biraz gerginlik oldu ama 3'er sarı kartla Rahmi Aslan da tecrübesiyle birlikte mücadeleyi takip ediyor. 87 dakikayı geride bıraktık. Tabii bayağı bir uzatma izleyeceğiz muhtemelen. 6-7 dakikalık bir uzatma gelebilir karşılaşmanın sonuna. Taç atışını Çayelispor kullandı. O hareketlilik ve sarı kartların hemen ardından. Bir kişi eksik oynuyor. Sakatlık var. 5 oyuncu değişiklik hakkını da kullanmıştı Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Şu anda kaleciyle birlikte 10 kişi. Serkan şimdi önüne aldı. İbrahim. Feyzan. Karşısını aldı Feyzan. İçeriye ortasını yaptı. Herkese açtı. Out. ...89. Dakikanın içerisindeyiz değerli futbol severler. 0-0 eşitlik, hareketlilikte o kargaşada, o arbedede 3 sarı kart izledik. Yedek kaleci İlhan Can Ünal'a sarı kart geldi. 11 numaralı formasıyla Feyzan'a sarı kart geldi. Bir de Fehmi'ye yanılmıyorsam sarı kart geldi Çayelispor'da. Fırat uzun oynadı. Serkan ayağıyla kontrol etti. Taç. Faul. Onur yerde. Thank you.
Hanı durdur. Duruyor mu? Tamam. Evet, 90 dakika skorboard'da tamamlandı. Şimdi ekstra süreyi göreceğiz. Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edilmiştir. Evet, artı 6 gösterildi. Dördüncü hakem Sibel Güngör tarafından Çaylıspor hücumunu izliyoruz. Ceza alanının ön çizgisinde içeriye girdi. Müdahale. Şimdi Serkan'ın önünde taç. İbrahim koşu çıkartan isimdi. Burnunda bir kanama var. O şekilde oyuna dahil olabilecek mi? Oyuna girdi. Tedavisi tamamlandıktan sonra Onur. Bir taç daha. Artı 6'yı izliyoruz. 90 artı 6. Bastı geçti. Serkan'ın bulunduğu nokta ama savunma daha dikkatli. Serkan yerde faul. Evet, 2 dakikalık bölüm geride kaldı. 90 artı 6'yı işaret etmişti. Duraklamalar, sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve oyun içerisindeki son bölümde özellikle 86'da başlayıp 88'e kadar devam eden o hareketlilik de araya attı. Emirhan yetişti. Taca çıkmasına izin vermedi. Çıkardı oradan Emirhan. Ama Çaylıspor'lu oyuncularda kaldı. Ceza alanı içerisine şimdi girdi. Bir vuruş kaleci Serkan. Savunma. Mutlak gol pozisyonunu Serkan yine önledi. Son hamleyi de savunma yaptı. Şimdi Feyzan'ın önünde kalır mı? Atağını sürdürüyor. Fırat. Son dakikalar iyice heyecanlı oldu. Çaylıspor atak geliştiriyor. Vuruşunu yaptı, out. Etkili bir vuruş gelmedi. Onur vuruşu yapan isimdi 97 numaralı formasıyla. Bir oyuncu değişikliği, son oyuncu değişikliğini göreceğiz. Çıkan kim? 97 çıkamaz ki. 97 yeni girdi. 97 yeni girdi. Ya 97'yi gösteriyor da. Dur, ha burada, ha burada. Bir dur oğlum ya. Çaylıspor'da oyuncu değişikliği, çıkan oyuncu 97 numara Onur Sarıçam, giren oyuncu 20 numara Muharrem Bostancı. Son hamlesini de yaptı teknik direktör İsmail Hakkı Yazıcı. +6 gösterilmişti. O dakikalarda artık tükenmek üzere. Taraftarlar ve TV53 ekranlarındaki siz değerli futbol severler bizlerle birlikte gol izleyemedik. Mücadele yüksek, kartlar zaman zaman tartışmaların
bol olduğu bir Bal Ligi ikinci hafta mücadelesini izledik. Kalan dakikalarda neler olur göreceğiz. Foul. Fehmi faulü yapan isimdi. İbrahim faule maruz kaldı. Topun gerisinde de Recep. Savunma. Recep tekrardan bastı aldı. Baskısını sürdürüyor. Serkan. İbrahim. İbrahim. Şöyle bir baktı. Savunmanın da müdahalesi var. Taç. Out'a çıktı. Kornere çıkmasına izin vermedi. Taç atışı kullanacak. Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü. Murat Özbalta. Kullandı. Uzun bir vuruş. Savunma. Kafayla. Bir vuruş. Direğin hemen üzerinden out. Dediğim anda da mücadele tamamlandı değerli futbol severler. Gol izleyemedik. Pozisyonlar, sarı kartlar, sakatlıklar ve Bal Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Rize derbisinde puanlar paylaşıldı. Rize İl Özel İdare Futbol Kulübü 0, Çaylı Spor 0. TV53 ekranlarında sizlere bu maçın naklen yayınında da bu heyecanı ulaştırmış olduk. Turgay Ayhan'a, İsmail Kadıoğlu'na teşekkür edelim emekleri için. Güzel bir hafta sonu temennisinde bulunuyoruz. Başka bir yayında da görüşmek ümidiyle. Esen kalın.